Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Şevket, kahvaltı hazır. Göğüslerimi mahvetti. Güzelliğin efendisine şok suçlama. Manken Seda Eğin'in silikonlarını yenileyen ünlü estetisyenden davacı olacağını açıkladı. Ömer, yine gazeteye manşet olmuşsun. Ne diyorsun sen? Bak. Neler oluyor? Aa. Amca bu Gürun'un eski nişanlısı değil mi? Ne iş? Ne bileyim oğlum. Halinden memnundu. Gene herkese rezil olduk. Ömer sayesinde cemiyetin gündeminden düşmüyoruz ki maşallah. Önce Gülfem, sonra bahçıvanın kızı, şimdi de bu silikon meselesi. Şevket, kapat çeneni. Gülfem, gazetedeki haberi okudun mu? Okudum canım. Seda ve Mert de şu an yanımda zaten. Lütfen rahat ol, halledeceğim canım. Seda'yı uyardım ben. Bugün yeniden bir açıklama gönderecek. Ay tamam, tamam biliyorum. Halledeceğim dedim. Tamam canım, görüşürüz. Ne oldu, pek mi dokunmuş doktor bey? Ömer'cim. Nasılsın? Merak ettim seni. Gel lütfen. Canım çok sıkkın ya. Ya. Bütün her tarafta, bütün sosyal medyada bu saçma suçlamadan bahsediyorlar. Aa, kafana taktığın şeye bak. Merak etme. Bugün Seda bir açıklama daha yapıp söylediklerini geri aldı. Yarın gazeteye çıkar. Ya ben inan ki orasında da değilim. Ama yani bu ülkede insan karalamak bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Ben bunu anlamıyorum. Bana mı soruyorsun? Aylardır hizmetçisine sevgilisini kaptıran kadın olarak anıldım. Neyse canım, boş ver sen bunları. Hadi ben seni dışarı çıkarmaya geldim. Ben hiç havamda değilim Gülfem, sen git. Ah, ne bu böyle miskin miskin? Ben seni hiç böyle görmeye alışık değilim. Hadi, hadi kalk. Polonezköy'e gidiyoruz. Ya ne var ki Polonezköy'de? Ne yapacağız orada? Akif otel almış. Ona bakacağız. Ya inan ki benim hiç keyfim yok. Sen git. Yani erkek arkadaşınla baş başa takıl. Ben ne yapacağım orada? Ay saçmalama. Akif orada olmayacak bile. Sadece 10 dakikalık bir işim var benim orada. Sonra seninle doğa yürüyüşü yaparız, yemek yeriz. Hadi Ömer ya. Hadi. Gidelim. Sen gerçekten iyi bir dostsun Gülfem. Elimden geleni yapıyorum Ömer Bey. Kaç kişi istedi biliyor musun bunun tarifini benden? Aslında bir numarası yok. Sadece ölçüyü tam tutturacaksın. Ben gerçekten içmiyorum. Bari bir yudum al. Ya sen bu dünyadan mısın anlamıyorum ki ben. Akif Bey, artık iş konuşsak benim gerçekten eve geç kalmamam lazım. Babamla bu ara biraz sorunlarımız var da. Tamam. Ama bir şartım var. Arada şu nefis kokteyli de yudumlayacaksın. Bak kıymetini bil. Herkese hazırlama. Tamam. Elimde işte. Şimdi bizden tam olarak ne bekliyorsunuz? Yani oteli restoranı ile birlikte tamamen bir değerlendirmeye mi alalım? Yoksa sadece odalarda mı değişiklik istiyorsunuz? Tümü tümü. Peki kafanızda bir şeyler var mı? Sen rahatına bak. Ben şimdi geliyorum.
Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Ben Gülfem Sipahi. Akif Bey rica etmişti de ben bir etrafa bakınacaktım. Bir arkadaş bize yardımcı olabilir mi lütfen? Tabii efendim. Akif Bey de burada zaten. Aa, Akif burada mı? Nerede? Kral Suetinli. Misafirle beraber. Ben geldiğinizde haber vereyim. Aa, hayır hayır. Gerek yok. Bir sürpriz yapacaktık zaten. Rahatsız edilmek istemiyor ben. Hadi gel Ömer. Çok Gülfem. Sevinecek Akif. Gülfem sen git selam mı vereceksin? Ne yapacaksan yap ben buradayım. Aa, Ömer. Yabani olmak sana hiç yakışmıyor. Ne duruma sokuyorsun beni farkında mısın? Seni saklıyor muyum ben yani? Ne yapıyorum? Gülfem. Bak bu muhabbet öyle üçlü bir yemeğe falan dönecekse ben yokum. Çeker giderim bilgin olsun. Dönmeyecek söz. Şimdi en iyisi şöyle yapalım. Ben biraz etrafta dolaşıp fotoğraf çekeyim. Sonra detayları da konuşuruz. Sizin ne istediğinize bakarız, tamam mı? Ben seni bırakacağım işimiz bitince. İşimiz bitince de ben kendim giderim. Güdrü. Saf kız numaralarını bırak artık. Anlamadım Akif Bey. İkimiz de neden burada olduğumuzu biliyoruz değil mi? Bir dakika, bir dakika. Siz çok yanlış anlamlar çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yapma güzelim. Senin de aklında olmasa burada ne işimiz var? Akif Bey ne yapıyorsunuz? Gülru, hadi. Akif? Gülfem, bu ne sürpriz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gürrüm.